Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Her seçim döneminde vaat edilen Nevşehir hızlı treninin adı da yok, ödeneği de yok. Nevşehir çevre yolu yapım için ne ödenek var ne de proje. Avanos'ta yapılması gereken köprüden bahseden bile yok. Nevşehir'in içindeki sanayimize hem de organize sanayiye beklenen doğalgazın gelmesine ilişkin hiçbir cümle dahi yok. Hacı Bektaş'a, Acıgöl'e, Derinkuyu'ya vaat edilen doğalgazın geleceğine ilişkin bu bütçede hiçbir şey yok. Sonuç olarak bu bütçede Nevşehir'in adı dahi yok. Ama bir şey var, rant peşinde koşan AKP'li Ürgüp Belediyesi'nin istemi üzerine yasalara aykırı biçimde alan başkanlığının izniyle rantı açılan Temelli Tepesi var. Sayın Bakanım, bu siz Ürgüp'ü bilirsiniz. Ürgüp'ün merkezinde bu tepe 2007 yılında yine imar açılmak istendi. Orada 3 tane can alındı. Umarım bu konuya el atarsınız. Oradaki hançeri çıkarırsınız. Ürgüp halkı da Nevşehir'de bundan memnun olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın nedenini dış güçlere bağlayan AKP iktidarına soruyorum. Dış güçler kim? Mesela Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yaptığınız Amerika Birleşik Devletleri mi? Yahudi Cesaret Madalyası aldığınız İsrail ya da Yahudi lobisi mi? Kapısında Cumhurbaşkanı'nı ayakta bekleten, bunu da basına servis eden Putin mi yoksa Rusya mı? Kişi başına milli geliri 40 bin dolar olduğu halde kişi başına milli geliri 6 bin dolar olan Türkiye'yi kıskanan Almanya mı? Başkalarını suçlayarak halkı aldatma dönemi artık kapandı. Hata üstüne hata yaptınız. Ülkeyi çok kötü yönettiniz. Orta Doğu'yu kan ve gözyaşına boyan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yaptınız. Arapların kendi içindeki sorunlarını Türkiye'nin sorunu haline getirdiniz. 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye göçüne neden oldunuz. Bunun Türkiye'ye maliyeti kendi ifadenizle 40 milyar dolar. Diğer sosyal sorunları burada anlatmaya zaman yok. Türkiye'nin etnik yapısıyla, kimlik yapısıyla oynuyorsunuz. Türkiye'de iki para birimi yarattınız. Türk lirası ve dolar. Türk lirası ile vergi topluyorsunuz, Amerikan doları ile borç ödüyorsunuz. Sonra da zam üstüne zam yapıyorsunuz. Ülkenin eğitim sistemini yazboz tahtasına çevirdiniz. Eğitimi bilim ve akıldan uzaklaştırıp dünya ile rekabet edecek gençler yetiştirmek yerine biat eden, ezberlediğiyle konuşan kindar ve dinci gençlik yetiştirmeye çalıştınız. Din eğitimini salya sümük hoca efendi dediğiniz din sihirsarlarına bıraktınız. Ama beceremediniz, beceremeyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği isabesinde ne diyordu? Ey Türk gençliği, sizi yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler. Haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa, yoksulluğa, isyanını dinlemek yerine bu gençliği yok saydınız. Yasaları değiştirerek hukuka ve vicdana hükmetmeye çalıştınız. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde kaybettiğiniz seçimleri kazanmak için hakimler üstünde baskı kurarak yeniden seçim yaptırdınız. 15 bin farkı 800 bine çıkartarak halk karşısında kaybettiniz. Ülkeyi rezil ettiniz. Dünyaya rezil ettiniz. Üzerinde baskı kurmak istediğiniz baroları bölmek, parçalamak amacıyla hukuka aykırı yasalar çıkarıp diz çökerteceğinizi zannettiniz. Kimsenin efendiliğini kabul etmeyeceğini söyleyen avukatlar karşısında yine kaybettiniz, yine ülkeyi dünyaya rezil ettiniz. En büyük hatayı da 2018 yılında beceriksizliğinizi örtmek için önüne Türk kelimesini ekleyerek başkanlık sistemi dediğiniz ucube tek adam rejimine geçtiniz. Bu son damla ile bardağın suyunu
Buyurunuz. Bu ucube sistemle 3 yılda ülkeyi yokluğa, yoksuzluğa, hukuksuzluğa mahkum ettiniz. Bunun nedenini de dış güçlere bağladınız. Buradan soruyorum, siz Bostan Korkuluğu musunuz? Fırsat deyip dört tarafı götür, dört tarafa dal götür, kitabına uydur, uydur mal götür, yol yaparken yolsuzluk yap, çal götür, ondan sonra vay efendim dış güçler. Dış güç, müş güç diye ötmeyin, hadi. Ben inanmam, başka kapıya gidin. Eğitim sisteminin içine edin, ondan sonra vay efendim dış güçler. Pirinç, buğday, nohut, soğan, et, ne varsa hepsini dışarıdan ithal et, üretmeden yaşar mı be bir memleket, ondan sonra vay efendim dış güçler. Hiçbir sıfat yokken... Şiiri tamamlayalım. Hiçbir sıfat yokken çağrılıp piste, ben mi ağırlandım oval ofiste? Zeytinyağı gibi çıkmayın üste, ondan sonra vay efendim dış güçler. Şerefli Türk ordusuna pusu kur, ergonokon bal yaz diyor, darbe vur. Gavur yapmazdı ulan be gavur, ondan sonra vay efendim dış güçler. Öbür kuruşmada getireceğim o sazı da. O sazı da getireceğim. Türklerin Orta Asya'dan getirdiği bir çalgıdır, küçümseme. Tek tek saysam, çok sayarım çok. Benim artık boş laflara karnım tok. Satılmayan fabrika yok, banka yok. Ondan sonra vay efendim dış güçler. Koktu artık bu dış güçler söylemi. Kimin işi BOP başkanlık eylemi? Yani sizde hiçbir suç yok öyle mi?